Yazın sıcaklığın artmasıyla birlikte en çok görülen hastalıkların başında ishal geliyor. Yaz ishallerinde erken teşhis ve tedavi ise hayat kurtarabiliyor. Çünkü tedavi uygulanmayan yaz ishali kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle beslenme düzenindeki değişimler, mikroplu suların içilmesi ve kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi sonucu ishal şikayetlerinde artış görülüyor. Yaz aylarında görülen ishallerin nedenlerini anlatan Özel Isparta Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Dr. Bülent Kara, yaz ishallerinden korunmanın en iyi yolu el hijyenine dikkat etmek diye konuştu. Yaz aylarında çeşitli bakterilerin ve virüslerin ve bazı parazitlerin üreme hızı artar. Yazın gıdaların saklanması daha zordur. Gıdalar hafif bozulduğu zaman ya da beklediği zaman bakterilerin ve parazitlerin üremesi için güzel bir ortam oluşmuş olur. İkinci bir şey daha, yazın daha çok açıkta yiyecek satılmakta. Bunlar da bozulmaya son derece meyillidir. Bir de tabii ki suların yeteri kadar klorlanmaması, bir de kanalizasyonla içme suyu arasında ufak da olsa bazı temasların olması yaz ishallerinin en önemli sebeplerindendir. Yaz ishallerinden korunmak için birinci yapacağımız iş el hijyenimizi kıştan bile daha iyi sağlamaktır. Yani tuvalet girişlerinde, çıkışlarında ellerimizi mutlaka çok iyi sabunla yıkamalıyız. İkincisi, açıktan mümkün olduğu kadar gıda tüketmemeliyiz. Eğer açıkta gıda çok güvenilirse ve taze ise tüketilebilir ama şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Yaz ishallerinin en çok yaşlıları ve çocukları etkilediğini söyleyen uzman doktor Kara, yaz ishallerinin en güçlü önlemi su ve tuz kaybını önlemek dedi. Yaz ishallerinin özellikle yaşlılarda çok riskli olduğunu ve çocuklarda çok riskli olduğunu belirtmek zorundayım. Yaz ishallerinin tedavisinde en önemli yöntem su kaybının engellenmesidir. Su kaybı ve tuz kaybını engelleyebilirsek hastalar açısından son derece iyi bir iş yapmış oluruz. En pratik yöntem şudur. Eğer kısa süreli bir ishal varsa, diyelim ki hastada 1-2 günlük bir ishal varsa, hasta ağızdan rahat gıda alabiliyorsa, özellikle su ihtiyacını karşılamalı ve pratik olarak da 1 litreye 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 kahve kaşığı, küçük kaşık yani karbonat koymak kaydıyla bunları karıştırıp günde en az bundan 1,5 litre tüketmesi serum yerine geçer ve hastanın tedavisinde çok önemli mesafeler almamızı sağlayabilir. Eğer yaz ishali 3 günden fazla devam ederse mutlaka ve mutlaka hekime başvurulmalı. Hastanın enfeksiyon olup olmadığı tahlilleriyle bakılmalı. Eğer enfeksiyon düşünülüyorsa antibiyotik tedavisi verilmeli. Bir de sodyum, potasyum gibi element şeylerin, iyonların eksik olup olmadığına bakılmalı ve buna göre de bu iyonların ve eksik sıvının replasmanı yani yerine konması sağlanmalıdır.